Merhaba arkadaşlar, bugün bu gördüğümüz biberiye ve bunun dikimi nasıl oluyor? İlkbaharın başlarında havanın ısınmasıyla beraber gördüğünüz gibi bayağı bir odunsu hale gelmiş bu. Büyüdüğü zaman bu hale geliyor arkadaşlar. Odunsu hale geliyor. Yapacağımız şey gayet basit. Şurada herhangi bir dal parçası. Neresi mesela şurada. Şu dal. Şu dalı şöyle gövdeden aşağı doğru çekiyoruz. Kopuyor. Bunu toprağa, şu kadar kısmı toprağa gelecek kadar yumuşak bir toprağa dikiyoruz. Ve oradan biberiye gelişiyor. Benim bahçede, balkonda bile rahatlıkla gelişti. Onun videosu var bundan sonra. Onu izleyeceğiz ama bunun bayağı bir çalı görünümünde kalınlaşmış, odunlaşmış gövde ve kök sisteminin olduğunu, her tarafa yayıldığını ve farklı bir koku saldığını, eterik bir koku saldığını ifade edebilirim arkadaşlar. Bir yandan da dibine dökülen elmalarla doğal elma sirkesi yapımımız devam etmekte arkadaşlar. Siz de rahatlıkla biberiyeyi bir dal parçasından dikip yetiştirebilirsiniz. Takdir sizin. Musaksıya aloe veraların arasına, kenarına bir çubuk şeklinde biberiye dikmiştim. Görüyorsunuz sadece bir çubuk. Birkaç santim yumuşak toprağın içerisine doğru gömdüm çubuğu. Az önce gördüğünüz biberiye bitkisinin dalından bir parça, çubuğundan bir parça koparıyoruz. Toprağı yumuşak, uygun bir toprağa dikiyoruz. Gerekli sulamaları yaptığımız zaman, normalde ilkbaharda tabii ki daha iyi bir şekilde bitme ve büyüme ihtimali daha fazla ama ben yaz başlarında falan, yaz başlarına doğru bunu dikmiştim. Uygun sulamayla yine de bitti. Şu anda küçük bir incecik daldı. Kenarlardan yan dallar verdiğini görmektesiniz. Şu bir yan dal, ekstra dallar filizlenmeye başlamış. Yani bu artık tek bir dal olmaktan çıkmış, köklenmiş, büyüyor ve şöyle bir yaprağını koparayım. Kokusuna bakalım. Hemen. Reyhalı biberiye kokusu da, yaprak kokusu da mis gibi gelmekte arkadaşlar. Bu şekilde dikip siz de bitirebilirsiniz. Tabii ki ilkbahar tercihiniz olmalı. Diğer zamanlarda da bitme ihtimali var. İlla bitecek diye bir kayda yok ama ilkbaharda bitme ihtimali tabii ki çok daha fazla arkadaşlar. Aklınızda bulunsun.